Sağlıklı günler sevgili izleyenler. Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programımızla beraberliğimizi bugün de başlatmış bulunuyoruz. Bugün Bağcılar'dan sizlere sesleniyoruz. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'ndeyiz ve eğitim ve idari sorumlumuz Doktor Kanat Tayfun hocamızla birlikteyiz. Değerli hocamız hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sevgili izleyenler, bugün hiridoterapi olarak tıp dilinde bilinen, biz halk arasında da sülük tedavisi olarak ismini alan, gerçekten o mucizevi, şifalı yaratıklardan bahsedeceğiz. Sülük tedavisinden bahsedeceğiz bugün programımızda önümüzdeki dakikalarda. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezimizdeki sülük tedavisi ile alakalı bilgilerimizi almış olalım. Hocam, sülük tedavisi halk arasında da yaygın. Görüyoruz insanlar, hatta bugün Eminönü'ne gittiğiniz zaman o böyle kümes hayvanlarını falan satıldığı yerde büyük büyük yazmışlar, işte tıbbi sülük bulunur falan diye vesaire. Bu derece artık halka inmiş, oradan dolayı örnek veriyorum. Ya da insanlar sülük tedavisi yapılır diye camlarına yazı yazabiliyorlar vesaire. Biz ama bu işin hem uzmanından hem nasıl yapılması gerektiğini ve olmazsa olmazlarını bu programda sizden öğrenmiş olalım. Nedir sülük tedavisi? Nasıl bir tedavidir? Daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi biyoterapinin altında yer alan branşlardan bir tanesi, canlılarla yapılan terapilerden bir tanesi sülük terapi. Hiridoterapi diye geçer. Bütün sülükler kullanılmaz tedavide. Temelde iki tip sülük vardır. Fakat daha çok hiridomedicinalis denilen tıbbi sülük kullanımı oldukça yaygındır ve doğru olanı bu sülükleri kullanmaktır. Yine tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanmakta. Modern tıbbın olmadığı, insanların yine tedaviyi, şifayı doğadan aradığı zamanlardan başlayarak günümüze kadar gelmiş bir tedavi metodudur. Her ne kadar geleneksel desek de ve millileştirmeye çalışsak da, aynı zamanda coğrafyamız su havzaları açısından zengin bir çevre olduğu için sülük ülkemizde çok kaliteli bir şekilde yetişmekte doğada, ortam uygun olduğu için, ama Amerika'da 2000'li yılların başlarında bir tedavi olarak kabul edilmiştir. Bunun sülükle ilgili, hiridoterapi ile ilgili ilk çalışmayı yapan Amerikalılar. İlk sülük çiftliği İngiltere'de kuruluyor. FDA bunu bir ilaç olarak, bir tedavi metodu olarak kabul ediyor. Aynı zamanda Almanya'nın FDA gibi kendi tıbbi ilaç kurumu sülük tedavisini enjekte edilen, canlı tarafından enjekte edilen ilaç tedavisi olarak kabul ediliyor. Bildiğim kadarıyla 300'ün üzerinde merkez Almanya'da hiridoterapi uygulaması, sülük tedavisi uyguluyor. Yani sanki sadece bizdeymiş gibi düşünülse de gelişmiş toplumlarda da, ileri ülkelerde de oldukça sık kullanılan bir metot. Yüz milyonlarca sülük kullanılıyor, yüzlerce ton sülük Türkiye'den de ihraç ediliyor, yurt dışında da kullanılıyor. Dolayısıyla tedavide giderek yerini alan bir biyoterapi metodu. Sistematik olarak Türkiye'deki durumumuz nedir hocam? Yani bu manada bir üretimimiz var mıdır? Sistematik olarak da ki kastım, yani doğada kendiliğinden oluşanın haricinde bir çiftliği ya da bu manada şimdi mesela buradaki uygulama merkezimiz gibi, yani belli başlı kurallara uyan ve bir standartizasyona tabi tutulmuş merkezler açısından soruyorum. Harika bir soru. Nasıl merkez standartize ediliyorsa uygulanılan metot da standartize edilmeli. Siz nasıl bir kutu ilaçın içindeki blisterden aldığınız her bir hapın içindeki etken maddenin eşit olduğundan emin oluyorsanız, çünkü üretim şartları belli, aldığınız bir tabletin içerisinde 50 mg etken madde, öbüründe 100 mg, öbüründe böyle bir şey yok. Çünkü sıkı denetleniyor ve her bir tablette eşit oranda etken madde olması sağlanıyorsa,
Bu tedavi metotlarında da bir standartizasyon ve kalibrasyon olması gerekiyor. Yani yapılacak tedaviden, çünkü bu bir ilaç tedavisi gibi kabul görülüyor yurt dışında da, sülüğün salgılarının içerisinde ilaç olarak dahi kullanılan onlarca etken maddeden dolayı. Dolayısıyla her sülük uyguladığınızda aynı etkiyi alacağınızı bilerek ve kalibre ederek, yani bunu ölçümleyerek sülük kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla ben dışarıdan sülüğü aldım, uyguladım. Bu hastanede sertifikalı bir hekimin yapacağı bir iş değil. Dolayısıyla sülüğün yine uygun şartlarda, steril ortamlarda, uygun transport şartlarında, sülüğün yetiştirdiğiniz yerden hasta başına getirilişindeki şartlar da çok önemli. Hastaya uygulayacağınız şekil de çok önemli. O sülüğün sterilizasyonu da, çünkü siz bir vücuttan kan emecek, vücuda bir takım salgılar verecek. Kendi sülüğün içerisinde emdiği kanı sindirebilmesi için bağırsaklarında bir takım bakteriler bulunuyor. Sülüğün kendi dışında da bir takım bakteriler, virüsler, parazitler olabilir. Dolayısıyla bunların fayda sağlıyorum derken hastaya zarar vermemek için mutlaka kontrol edilerek uygulanması gerekiyor. Biz hastanemizde bu şartları, yani üretimden hastaya getirmeye kadar olan şartların henüz başında olduğumuz için rutin uygulamamıza sokmadık. Burada sertifikalı hekim var, uygun şartlar var, hastanede kullanacağımız hastalar var. Fakat biraz önce bahsettiğim o lojistik şartları, standartizasyonu ve kalibrasyonu dört dörtlük yapmadan hastaya zarar vermemek adına biz hastanemizde henüz uygulamaya geçmedik. Buradan o zaman hocam özellikle konuyla alakalı yetkililere seslenmiş de olalım. Yani uygulama merkezi ve uygulayacak nitelikli personelin olması uygulamanın önünü açamayabiliyor. Bu konuyla alakalı yeterli üretim tesislerinin, çiftliklerin oluşması da lazım. Ki az önce de belirttiğiniz gibi belki yurt dışına özellikle ihracatla alakalı yapılabilecek çok önemli faaliyetlerden bir tanesi olabilir. Memleketimiz bu açıdan çok zengin çünkü. Evet. Peki hocam, buna uyulmazsa ne olur? Neler olabilir yani? Kabaca hastaya zarar verirsiniz. Çünkü uygulama yaptığınız hastanın kanında kanla bulaşan herhangi bir hastalık varsa sülük vasıtasıyla bu bir hastadan diğerine taşınabilir. Aynı hastada bile aynı sülüğü kullanmayız biz. Her uygulamada mutlaka aynı kişi bile olsa sülüğün değişmesi gerekir. Sülük tek kullanımlıktır ve kullandıktan sonra tıbbi atıktır. Tekrar kullanılmaz. Denir ki hocam 6 ay içerisinde sıfırlanır. O yüzden mesela genelde bu merkezlerde işte biz doğaya salıyoruz. O 6 ay içerisinde tekrar hiç olmamış gibi oluyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Bunun ölçümlenmiş bir metodu, kontrol edilmiş bir metodu yok. Hı hı. Bu bir varsayım. Bununla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Hastane şartlarında da hiçbir şeyi riske atmayacağımız için biz böyle bir uygulama yapmıyoruz hastane şartlarında. Evet. Ve bu konuya da dikkat edilmesinin gerektiğini de altını çiziyoruz. Zira dediğiniz gibi nereden elde edilmiş olması ve bu elde edilen bölgede eğer bu işlem sıkça yapılıyorsa daha riskli bir alan demektir. Çünkü oraya da eğer tok olmuş olan, yani kan emmiş olan sülükler bir yandan da salınıyorsa dolayısıyla orası çok riskli bir alandır. Evet. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki biz tekrar uygulamaya dönmüş olalım. Şimdi hocam sülükler geliyor. Bunun bir özelliği var mı? Mutlaka şu sülük olması lazım denilen bir cinsi var mı? Her sülük olur mu? Konuşmanın başında da vurgulamaya çalıştığım gibi iki tür sülük var. Özellikle tıbbi sülük, Latince ismiyle geçen sülüğün kullanılması en uygun olanı. Dolayısıyla dışarıdan topladığınız her sülüğü kullanamazsınız. Mutlaka belli başlı bir sülük olmalı. Ne yapıyor hocam bu yaratık, öyle diyeyim ben şimdi. Siz bir işte kavanoz içerisinde geliyor genelde. Ondan sonra ve hangi bölgeye uygulanacaksa buraya salınıyor da ve derler ki o nereye yapışacağını bilir. Nerede hastalık varsa oraya yapışır. Öyle midir gerçekten? Kısmen öyledir. Hı hı. Ama nereye yapışacağının seçimini de genelde sülüğe bırakmayız.
Yani vücuda bırakıp tamam o yolunu bulsun, nerede tutunmak istiyorsa oraya, böyle bir metot seçmiyoruz. Biz hastaya muayenemizi yapıyoruz, tanımızı koyuyoruz. Sülüğün hangi bölgeye, hangi noktaya uygulanacağına karar verdikten sonra o noktaya tutunmasını istiyoruz. Onu serbest bırakıp istediği yere tutunmasını istemiyoruz. En önemli noktası burada. Çünkü yapan hekim, sülük de bir ilaç mahiyetinde, vücuda enjekte edilen bir ilaç mahiyetinde, herhangi bir yere yaparız diye bırakmak olmaz. Sülük aslında bir parazit, dış parazit, omurgasız bir canlı, kan emen bir canlı. Doğada kaplumbağa, kurbağa, balıklardan, canlılardan kan emeninde var. Bizim kullandığımız tıbbi sülük gibi insana yapıştırdığımız da var. Üç tane dişiyle istediğimiz yere tutturduktan sonra, onu da yapmanın çeşitli metotları var. Çünkü sülüğü tutarken sülüğü strese sokabilirsiniz. Canlıyı çok sıkıştırırsanız strese girer. Ve biz sağlıklı bir sülüğün enzimlerinde, tükürüğünde hangi etken maddeleri olduğunu biliyoruz. Ama strese girmiş bir sülüğün ne yaptığını bilmiyoruz. Aynı insanlar gibi heyecanlandığımız zaman, korktuğumuz zaman ya da vücudumuza bir darbe aldığımız zaman nasıl bizim vücudumuzda bir takım hormonlar salgılanıyor ve bir tepki gösteriyorsa bedenimiz, aynı şey sülük için de geçerli. Genelde bir şırınganın baş kısmını kestikten sonra sülüğü oraya alıp o şırınganın içinde tuttuğumuz sülüğü istediğimiz yere getirip koyup o noktayı tutmasını sağlarız. Dolayısıyla sülük sıkıştırılmaz, strese girmez. Bir porteküyle, bir makasla ya da elle ona zarar vermeden, ürkütmeden, strese sokmadan uygulamayı sağlamış oluruz. Çok önemli. Ve tutunduktan sonra sülük istediğimiz yere küçük dişleriyle böyle üçgen şeklinde, üçlü bir dairenin içerisinde eşit aralıklı üç nokta gibi düşünün. İstenilen yere tutunur ve kan emmeye başlar. Kan emmesi, kirli kanı aldı denir. Bu sülüğün yaptığı işlerden sadece bir tanesidir. Sülük aslında kan emmesi kadar vücuda damarlarımız vasıtasıyla verdiği bir takım bileşenlerle etkilidir. Bunların içerisinde antimikrobiyal özelliği olan, kan sulandırıcı özelliği olan ve bunun gibi onlarca etkisi olan bir takım enzimler ve maddeler salar vücuda. Esas etkili olan aslında, sülüğü bu kadar kıymetli yapan, emdiği pis kan değil, vücudumuza verdiği maddelerdir. Yani dediğiniz gibi buradaki kan emme yararlardan sadece bir tanesi. Evet. Dolayısıyla burada bambaşka yararlar da gözetiliyor. Hele hele de hocam, yani o sülüğün de strese girmeden o tutunmayı sağlamasını sağlamak çok da önemli. Dediğiniz gibi stres altında ne yaptığıyla alakalı bir bilgimiz yok. Bir hocam, iki taraflı tutunuyor sonuçta. Bir kanı emdiği alan, bir de diğer yani tek taraflı tutunmuyor bildiğim kadarıyla. İkinci tarafı da herhangi bir işlem yapıyor mu? Sadece tutunmaya mı yarıyor? Tutunmadır. Destek almak için. Destek. Orada evet. Herhangi bir deliği delip de şey yaptığı bir durum ya da bir kan emdiği bir durum anladığım kadarıyla yok. Ağzı bir tanedir. Tek taraflı işlem yapar. Arka tarafı, öbür tarafı daha çok tutunma işlemi. Tutunma işlemi evet. Gerçekleştirir. Peki hocam, buradan hemen şu bilgiyi merak ediyoruz. Gerekli olan tutunma gerçekleşti ve kan emme işlemi gerçekleşiyor. Ne kadar bir kan emme söz konusu burada? Aynı anda kaç tane sülük uygulanabilir? Birden fazla uygulanabilir mi? Birden fazla uygulanabilir. Bir kere hastaya biraz önce de tanısı konacak denmiştim. Mutlaka bir kan tahlili istenir. Dolayısıyla her gelen hastaya sülük yaptırmak istiyorum, ha buyurun deyip öyle bir hastanede böyle bir metot yok. Mutlaka bir kan tahlili, bir tanı konur. Kullanılacak başka metot var mı? Sülük bu hastaya uygun mu? Buna karar verilir. Ondan sonra sülük uygulamasına geçilir. Sülük uygulayacağınız nokta sayısına göre, kişinin vücut ağırlığına göre,
kişinin kan tablosuna göre çeşitli sayılarda sülük uygulanabilir. Yani 40-50 kiloya uygulayacağınız sülük sayısıyla 70-80-100 kiloluk bir hastaya uygulayacağınız sülük sayısı aynı değil. Genelde kabaca 10 kiloya bir sülük gibi. O şeyi geçmeyecek, rakamı geçmeyecek şekilde bir uygulama yapılabilir. Burada peki hocam, zaten o mantık da biz bu sülüğü bir ilaç zerk ediyormuşuz mantığıyla düşündüğünüz zaman bu ne kadar da birbirleriyle uyuşuyor. Bunu da anlamış oluyoruz. Kime yapılmaz? Çünkü dediğiniz gibi belki birisi geliyor, ben sülük tedavi, sülük yaptırmak istiyorum diyor. Hayır, size sülük yok. Cevabını hangi hastalara veriyorsunuz? Kanama diyatezi olan, yani pıhtılaşma sorunu olan hastalarda, pıhtılaşma faktörlü ilaç alan hastalarda, açık yarası, kanamalı yarası olan hastalarda sülük uygulaması yapılmaz. Aynı zamanda cerrahi işleme girecek hastalarda da, çünkü sülüğün enziminde kan sulandırıcı ilaçlar da bulunuyor. Hasta basitçe bir diş çekimi de olabilir, bir ameliyat da olabilir. Bunların öncesinde sülük uygulaması yapılmaz. Yapılmaz. Bunlar da önemli. Burada hocam sülükle alakalı bir yan etkiyle karşılaşmak söz konusu oluyor mu? Şeyi dışında bırakacak olursak, uygunsuz sülük kullanıldı ve bir hastalık kaptı. Bu başlı başına bir sıkıntı. Bunun haricinde doğal yan etkileri var mı? Var. Demin kimlere yapılmaza önemli bir ekleme daha yapmak istiyorum. Emzirme döneminde olan ve gebelere de yapılmaz. Sülük bir kere ısırarak deri bütünlüğünü bozar. Dolayısıyla orada bir yara oluşur. O yara enfeksiyon kapabilir. Hem sülüğün emdiği kanı sindirmesi için kendi bünyesinde bulunan bakterilerden dolayı, hem de dışarıdan gelecek ya da uygulama sonrasında enfeksiyon kapabilir. Her ne kadar siz orayı kapasanız, uygun şartlara getirseniz de açık yaradan enfeksiyon kapabilir. Alerjik reaksiyon oluşabilir. Enfeksiyon oluşabilir. Aşırı kullanımdan dolayı pıhtılaşma sorunu olabilir. Hastada rahatsız oluyorsa sülükten rahatsızlık yaratabilir. Hasta iğrenebilir. Psikolojik belki korkuyor olabilir. Evet. Vücuduna değmesinden, kan emme fikrinden rahatsız olabilir. Dolayısıyla öncesinde mutlaka bunları hastaya anlatmak, hastanın oluru varsa bu tedaviyi kabul edebileceği, kaldırabileceğinden emin olduktan sonra yapmakta fayda var. Fayda var. Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'nden bugün sizlere sesleniyoruz. Uygulama merkezimizin eğitim ve idari sorumlusu Doktor Kanat Tayfun hocamızla birlikteyiz. Sülük tedavisini konuşuyoruz sevgili izleyenlerimiz. Kısa bir aranın ardından beraberliğimiz devam edecek. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programımız devam ediyor. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'ndeyiz. Eğitim ve İdari Sorumlumuz Doktor Kanat Tayfun hocamızla bugün sülük tedavisini konuşuyoruz sevgili izleyenler. Programımızın birinci bölümünde sülük tedavisi nedir, nelere dikkat edilmesi lazım, uygun şartlar nedir, neler burada yapılmalı, hangi şartlarda bu sülüklerin temini, uygulama esnasında nelere dikkat edilmesi lazım, kimlerde uygulanmaması lazım kesinlikle ve yan etkileri var mı, bu konuları konuştuk programımızın birinci bölümünde. Eğer bu dakikalar itibariyle yayınımıza katıldıysanız tavsiyemiz programımızın birinci bölümünü de birlikte izleyerek tekrar izleyebilirsiniz. akittv.com.tr internet sitemiz ya da YouTube kanalı, Akit TV'nin YouTube kanalına programımız bittikten kısa bir süre sonra programımızı yükleniyor. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Hocam yararlarını, hangi hastalıklarda, indikasyonlarını konuşmadık birinci bölümümüzde. Hangi hastalıklarda sülük tedavisi şifa oluyor? Bir kere yine integratif Batı tıbbıyla geleneksel tıbbın bir arada yürüyeceği şekilde Batı tıbbıyla tanısı konmuş
Ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisinde sülük hiridoterapi sertifikasını almış hekimin tanısını, muayenesini yapıp, laboratuvarına bakıp, tanısı konup, sülük bu hastada bu şikayetlerinde faydalı olur dendikten sonra uygulanması gerekiyor. Nedir bu faydalı olacağı noktalar? Varisler. Varislerde oldukça etkilidir. Romatoid artrit gibi kronik ağrı ya da akut ağrı durumlarında özellikle cerrahide flap diyoruz. Kopan bir uzuv dikildikten sonra ya da bir deri ya da doku başka bir yerden yanından kopmuş olan bölgenin yanından ya da başka bir yerden getirilip konulan deri ve doku örneğinin kanlanmasının sağlanmasında, dolayısıyla o dokunun daha iyi tutmasını sağlanmasında. Bazı metabolik hastalıklarda, Parkinson gibi, multiple skleroz gibi kronik bazı rahatsızlıklarında glokomda çok etkili olduğunu gösteren yayınlar var. Diğer göz hastalıklarında da kullanılabiliyor. Alerjide kullanılabiliyor. Literatürde otitte, sinüzitte kullanıma dair bir takım yayınlar var. Karaciğer rahatsızlıklarında kullanılabiliyor. Dolayısıyla hem ağrıya, mekanik ağrıya dayalı hem metabolik rahatsızlıkların pek çoğunda uygun bir hastaysa, uygun bir metotsa uygulanabiliyor. Hı hı. Uygulama sırasında da hastanın durumuna göre sülüğün de kendi bünyesinde bir takım bakterilerin ve üstünde olduğundan bahsetmiştik. Yine sülük sterilize edilmesi uygundur çeşitli metotlarla. Literatürde bunun sterilizasyonunun bir takım metotları tanımlanmıştır. Uzmanlar bunları gayet iyi bilir uygulamadan önce. Ya da hastanın durumuna göre öncesinde hastaya bir antibiyotik profilaksisi başlanabilir. Yine demin dediğim gibi her iki uzmanlığın beraber ortak karar verip yapacağı bir uygulamadır. Hı hı. Hocam saymış olduğumuz rahatsızlıklarda halk arasında da en fazla konuşulan ve gerçekten de çok yararı var denilen göz tansiyonu, glokom hususunda gerçekten meşhur diyebilirim yani bu sülük tedavisi. Sülük tedavisinde, glokom özelinde de soruyorum, diğer rahatsızlıklar açısından da. Şimdi akupunkturu geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. İlla rahatsız olan bölge değil, başka bir bölgenin de uyarılması neticesinde başka bir bölgeye yarar, şifa sağlanabiliyordu. Sülükte de aynı durum mudur yoksa sülükte rahatsız olan bölgeye mutlaka mı uygulama yapılır? Örneğin glokomda nereye yapılır mesela? Glokomda genelde göz çevresinde belirlenmiş noktalara yapılır. Bu noktaların büyük bir kısmı aynı zamanda akupunktur noktasıdır. Her zaman gibi kupada da olduğu gibi, diğer metotlarda da olduğu gibi çoğu akupunktur noktasıdır. Ama genelde lokal uygulama tercih edilir hiridoterapide. İlgili bölgeye yapılır. İlgili yani. Bölgeye, evet. Burada hocam glokomla alakalı yapılan işlemde bir göz çevresine yapılıyor. Ne kadar, kaç tane yapılıyor, ne kadar süre tekrar etmesi gerekiyor mu? Şu anda özellikle göz tansiyonu rahatsızlığı olan sevgili dinleyenlerimiz bu hususta bir terapi almayı düşünüyorlarsa ön bilgileri nasıl paylaşırız? Mutlaka hastanın yaşı, glokomla geçirdiği süre, glokomun şiddeti, diğer hastalıklara da aynı şekilde uzmanın hangi hastaya kaç seans uygulayacağını belli bir reçete söylemek mümkün değil. Mutlaka hastayı görmek, değerlendirmek, ondan sonra bir karar vermek uygundur. Bir de hastanın alerjik durumu, cilt durumu, devam edip etmeme isteği, her şey burada bir faktör. Hı hı. Bazı hastalar hızlı yanıt verir, bazıları daha kronik olanları daha geç yanıt verebilir. Dolayısıyla hekimle hasta arasında yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek. Burada hocam şimdi glokom ya da bu manada özellikle görünen noktalarımızda uygulanan sülük tedavisi sonrasında iz kalıyor mu? Bu yaralar ne kadar sürede iyileşiyor? İz kalabilir. Özellikle hassas ciltlerde
enfekte olduysa, alerjik bir yanıt olduysa sülük uygulaması sonrası, sülüğün boyutuna göre aynı zamanda küçük bir yara izi kalabilir uygulamadan sonra. Dolayısıyla nadiren de olsa iz kalabilir. İz kalabilir. Evet. Burada özellikle iyileşme esnasında çok ciddi, tatlı ama aşırı bir kaşıntıdan bahsedilir. Yani o iyileşme. Ve insanlar da halk arasında tamam şifasını bulmuş demek ki, kaşınıyorsa şifalanmıştır denir. Var mıdır bunun bir karşılığı? Artı bu esnada neler yapmak lazım? Çünkü o yarayı kaşımak da kendi içinde beraberinde bir problemi de getiriyor. Tabii mutlaka sülüğün bulunduğu yer travmatize edilmemeli. Sülüğün tutunduğu, yara dokusunun olduğu yer kaşıma suretiyle hasarlanmamalı. Yeni bir travma oluşturmamalı. Kaşıntı genelde vücudun bağışıklık sisteminin, immün sisteminin histamin dediğimiz bir komponentinin yarattığı bir etkidir. Zaman zaman iyileşme göstergesi olabilir, immün sistemin bir cevabının göstergesi olabilir. Kişinin hassasiyetine, sülüğün içinde, sülüğün salgıladığı enzimlere ya da kendisine gösterdiği yanıttan dolayı da bir, aynı ne gibi, bir ısırgan otunun dokunması gibi. Her kişi aynı derecede kızarmaz. Ya da cildimizi kaşıdığımız zaman bazı kişilerin cildi kıpkırmızı olur, bazılarında hiçbir şey gözükmez. Dolayısıyla kişinin alerjik durumu da bu kaşıntının şiddetinde olup olmamasında bir etmendir. Hocam, alerjik reaksiyona sebebiyet verir mi sülük? Elbette, bazı hastalarda ciddi alerjik reaksiyona hem lokal, yani sülüğün tutunduğu bölgenin etrafında da bir alerjik reaksiyon olabilir. Genel vücutta döküntülerin olması şeklinde de bir alerjik reaksiyon verebilir. Dolayısıyla ön değerlendirme, hastanın ön değerlendirmesi önemlidir. Bu alerjik reaksiyon çoğu zaman kendi kendine geçebilir ya da basit antihistaminik tabletlerle, alerjiyi engelleyici ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Hocam, doğaya salınması hususunun altını tekrar çizmek istiyorum. Çünkü doğaya salındıktan sonraki süreçte önemli o sülüklerin tekrar kullanılabilme ihtimalinden ötürü. Burada nelere dikkat etmek lazım? Bir, doğaya salındıktan ne kadar süre sonra geri toplayacağını kaydetmenin, takip etmenin bir metodu yok. Çünkü sülük doğaya karışacak. Kaç saat önce, kaç gün önce, kaç hafta önce doğaya salındığını bilmeniz mümkün değil. İkincisi, uygulama sırasında sülükleri strese sokacak, onları sıkıştıracak, oraya yapıştırırken bir akvaryumun içinden alıp, bir petri kutusunun cam bir kabın içine alıp sülüğü sterilize edip oraya yapıştırınca, vücuda yapıştırıncaya kadar geçen sürede travmatize, hasarlandırabiliriz sülüğü. Ve doğaya salındığının tekrar toplandığında o sülüklerde yumrular, vücutlarında şekil bozukluğu gözükür. Dolayısıyla bu tür travmatize edilmiş bir sülüğün bizim faydalı olduğunu bildiğimiz enzimlere sahip olup olmadığını, başka zarar verici enzimler üretip üretmediğini kontrol etmenin bir metodu yok. Dolayısıyla sülüğün bir kere kullanılması gerekiyor. Burada şöyle bir şey de çıkış yolu değil mi hocam o zaman? Bir kişi aldı bir sülüğü, sülük uygulaması yapıldı. Sonra bir 6-7 ay baktı. O sülük acıktı, yani sindirdi, almış. Sonra tekrar kendi, ya bu benim sülüğüm ne de olsa, ben böyle tekrar yapabilir miyim, bir şey olabilir mi? Biz aynı kişide dahi olsa aynı sülüğü bir kere dahi kullanmıyoruz. Tek kullanımlıktır, aynı şırıngalar gibi. Nasıl bir iğneyi, şırıngayı aynı hastada bile olsa iki kere kullanmıyorsak, akupunktur iğnelerini nasıl bir hastada bir kere kullanıyorsak, kupayı bile plastik kupayı tek bir hastada kullanıp sonra atıyorsak, sülükler de aynı hasta için dahi olsa tek kullanımlıktır. Kişinin evinde sakladığı süre boyunca o sülüğün neye maruz kalacağını ölçümlemenin bir imkanı da yok. O yüzden sülük hastanemizde tek kullanımlı. Uzun süre yaşar mı hocam sülükler? Yaşar. Soğuk ve temiz, uygun bir ortamda 2 yıla kadar yaşayabileceğini gösteren çalışmalar var. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için.
Sevgili izleyenlerimiz, bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'nden sizlere seslendik. Uygulama merkezimizin eğitim ve idari sorumlusu Doktor Kanat Tayfun hocamızla birlikteydik. Sülük tedavisini konuştuk ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. İnşallah yine bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.